Aydınlıktan da hiçbir zaman taviz vermiyorlar yıllar Asıl geçmesine mensupları, rağmen. Diyarbakır'ın yiğit anaları, Vatan Partisi öncü kadın olarak Türkiye'nin dört bir yanından Diyarbakır'ın annelerine, evlatları ve vatanları için nöbet tutan annelerimize, bütün kadınlardan selam getirdik. O selamları bugün size iletiyoruz. Bugün Anneler Günü. Biz bu Anneler Günü'nde yine Diyarbakır annelerimizle el ele, omuz omuza olmayı tercih ettik. Çünkü bu yıl Anneler Günü bizim için mücadele günüdür. Anaların yüreği yanarken birbirimize küçük ev aletleri alıp verdiğimiz, yalnızca çiçek verdiğimiz bir Anneler Günü kutlamasını kendimize yakıştıramadık. O nedenle dün Türkiye'nin dört bir yanında eylemlerdeydik. İsrail zulmüne direnen Filistinli annelerimiz için eylemlerdeydik. Bugün de Amerikan emperyalizmine meydan okuyan kahraman Diyarbakır annelerimizle beraberiz. Bu Anneler Günü bizim için anaların yürek yangınını dindirme mücadelesinin günüdür. Vatan Partisi öncü kadın olarak bu bilinçle Diyarbakır annelerimizin yanındayız. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, çok söz söylenebilir. Çok söz söylenebilir. Bugüne kadar binlercesi de söylendi. Ama lafımızı uzatmayalım. Eğip bükmeyelim. Dost doğru konuşalım. Kitabın ortasından konuşalım. Çok kısa mesajımızı vermek istiyoruz. Kitabın ortasından konuşarak vermek istiyoruz. Hiç uzatmadan. Eğer bu annelerimiz bugün hala nöbetteyse, eğer bu annelerimizin evlat arayışı devam ediyorsa, eğer bu annelerimizin yürek yangını devam ediyorsa, HDP'yi kapatamayanların bunda sorumluluğu vardır. O çocuklar bu binalardan kandırılarak, kaçırılarak dağa götürüldüler. HDP'yi kapatamayanlar bugün annelerimizin evlatlarıyla kucaklaşarak Anneler Günü kutlayamamasına sorumluluk sahibidir. DEM Parti'nin kurulmasına müsaade edenler bugün annelerimizin evlatlarıyla kucaklaşarak Anneler Günü'nü kutlayamamasında sorumluluk sahibidir. DEM'le, HDP'yle açıktan, gizli, ne şekilde olursa olsun ittifak yapanlar oy uğruna, oy uğruna onların annelerimize, Kürt annelerine uyguladığı zulmü görmezden gelenler, baskılarını, tehditlerini görmezden gelenler bugün bu annelerimizin evlatlarıyla kucaklaşarak Anneler Günü kutlayamamasında sorumluluk sahibidir. Annelerimiz kahramanca direniyorlar. 3 Eylül 2019'dan bu yana 4 Anneler Günü geçti. 5. Anneler Günü'ne bugün birlikte giriyoruz. Evlatlarına kavuşan annelerimiz oldu. Zaferler kutladık burada beraber. Ve şimdi o zaferlerin sürmesi için, bütün annelerimizin yüzünün gülmesi için, güçlü bir devlet için mücadeleye devam ediyoruz. Eminiz ki annelerimizin bu destansı mücadelesi zaferle sonuçlanacak. Onlar çocuklarına kavuştukları gün biz de onlarla beraber burada kutlama yapıyor olacağız. Son olarak Muhammed'e, Yeşim'e, Bayram'a,
Mehmet'e seslenmek istiyoruz. Anneleriniz burada. Sizleri bekliyorlar. Ellerinizdeki Amerikan silahlarını atın. Analarınızın kucağına koşun. Ellerinizdeki silahları atın. Kardeşlerinize vurmaktan vazgeçin. Vatan kucağına koşun. Ana kucağına koşun. Onlar kucaklarını açtı. Burada sizi bekliyorlar. Türkiye kucağını açtı. Sizi bekliyor. Şimdi sıra sizde. Görev sizde. Analarınızın gözündeki yaşı dindirmek için sorumluluk sizde. Vazife sizde. Buraya geldiğiniz gün sizin de bayramınız olacak. Annelerimizin de bayramı olacak. Türkiye'nin de bayramı olacak. Sizde aşırı.